Gel gel. Beyin MR'ın temiz çıktı. Emin misin? Eminim Emir. Nasıl soru bu? Anladım, tamam. O zaman giyinelim. Bak bu var, bu var. Hangisini giymek istersin? Sen seç. Mavi'dir. Mavi güzeldir. Ben sana giydiririm. Sen giyemezsin, ben giydiririm. Gel, yavaş. Yavaş, yavaş. Baban görmesin ama. Emir bak, hastasın diye sana iyi davranıyorum. Yoksa var ya, elimde kalırsın. Babam şu an nişan tebriklerini ve damadının geçmiş olsun dileklerini kabul ediyor. Ya ben ne bileyim bu kadar büyüyeceğini. İstanbul'da olsa birer drink içer kutlarlardı yani. Emir Bey, burası Gaziantep. Burada herkes malzeme peşinde. Ve benim nişanım da şu an en büyük malzeme. Bana bak. Ama sen yine de çok kızgın değilsin bana. Söylemediğim bir şey mi var? Babam. Babamın alkol probleminden bahsetmiştim sana. Çok sosyal bir insan olmadığını da söylemiştim. Ama bizim nişan haberimiz çıktığından beri o çok mutlu. İnsanlarla konuşuyor, sohbet ediyor. Biz geldiğimizden beri alkol de almadım. O yüzden sana kızamadım. Anladım. Acaba hiç söylemesem mi? Yani daha sonra ayrıldık falan der. Yok, yok şimdi söyleyeceğim her şeyi. Zaten seni kebapçı sanıyor. Ha bir de Pervin Hanım'la çalıştığımı falan öğrenirse beni siler atar gerçekten. Peki hangisini söylemeyeceksin onu anlamadım. Bir kebapçıyla nişanlı olmadığımı söyleyeceğim. Ya bak bence fazla büyütüyorsun biliyor musun? Ya alt tarafı Antep Yerel Gazetesi'ne çıktık yani. Bu iş daha fazla büyümez. Alo Binnur. Ha Efsun, neredesin ya? Kaçtır arıyorum. Kaza yapmışsınız. İyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz Binnur. Çıkacağız birazdan yola biz de. Havalimanına gideceğiz. Geliyoruz İstanbul'a. Oh, çok şükür, çok şükür. İyilermiş, çıkmışlar. Havaalanına gidiyorlarmış. Hastanede değillermiş. Şey, Pervin Hanım dik dik yüzüme bakıyor da. Söyle ona beni arayıp durmasın. Açmıyorum. Tamam, söyle. Binnur, sen yerel gazeteden mi öğrendin kaza haberini? Kızım, bütün sosyetik gazeteler, herkes sizden bahsediyor. Size haber yapmışlar. Bir de nişanlı diye bahsetmişler sizden. Hı, tamam. Tamam canım, anladım. Hadi görüşürüz. Ne oldu? Hiç, hiç. Bir şey yok. Hadi bir an önce çıkalım. Ne diyor? Bir şey demiyor işte. İyilermiş, çıkmışlar hastaneden. Bir de şey diyor, arayıp durmasın beni diyor. Nedir bu nişan mevzu? Onlar Adana'da olmayacaklar mıydı? Antep nereden çıktı? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Pervin Hanım, senin bugüne kadar kızınla ilgili neyden haberin oldu ki bundan haberin olsun? Bir gün gerçekten nişanlanacak, onu da gazeteden öğreneceksin. Binnur. Bak, sen de biliyorsun. Ben haftalarca o çiftliğin kapısında bekledim. Beni içeri almadılar. Ne Ferdi ne de kızım. Kızımı aldım İstanbul'a yanıma getirdim durmadı. Koşa koşa babasına döndü. Babasını daha çok sevdiği için ona döndü. Hayır. Babası alkolik diye. Ona ihtiyacı var diye. Tamam cerrahlığı bıraktı. Ama neden Amerika'dan kalktı yine tekrar o köye döndü sanıyorsun? İşte şimdi ilk kez hayatında kendi için bir şey yapıyor. İlk kez babasının sorumluluğunu almadan benim kızım işi yapıyor. O yüzden Antep'te kalmasını istemiyorum. Kendim için değil, kızım için. Anlıyor musun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.